Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma dünyanın en büyük açık kaynak yazılım deposu olan, aynı zamanda yazılımcıların sosyal ağı olarak nitelendirilen GitHub platformunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacağız. Kendisi telefonla yayınımıza katılacak. Yazılım mühendisi Fatih Kadir Akın'la konuşacağız bu önemli platformu. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bize sunan Dijital Türkiye ekibinin Ayşe Torun'la beraber olacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim. Söz sizde. Teşekkür ederim. Bilal Bey, bu hafta size PTT tarafından sunulan yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Malum kış ayı geldi. Doğalgaz yardımı alan kişiler var ülkemizde. Doğalgaz yardımı ile fatura ödeme ve sözleşme numarası güncelleme hizmetimiz geçen hafta itibariyle devreye alındı. Bu hizmet ile doğalgaz yardımı alan kişiler yardım bedelini görebilmekte, yardım bedeli düştükten sonra kalan fatura meblağını ise ödeyebilmekteler. Aradaki farkı devlet üzerinden ödeyebilecek. Anladığım kadarıyla. Aynen. Meblağı da görebiliyorlar, aradaki farkı da görebiliyorlar ve ödeme işlemlerini de yapabiliyorlar isterler. Harika olmuş. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan PTT'nin yeni hizmetini dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Yazılımcıların sosyal ağ olarak nitelendirilen GitHub'ı konuşacağız. Fatih Kadir Akın, yazılım mühendisi, telefon attığımızda. Fatih Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bilal Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Böyle bir ifade kullandım, yanlış değil değil mi? Yazılımcıların sosyal ağı diyebilir miyiz? Yazılımcıların sosyal ağı diyebiliriz bir noktada, eğer kod üzerinden sosyalleşiyorsak. Onun dışında pek sosyalleşmiyor, yani kod üzerinden yürüyor bütün süreç. Evet. Öyle denilebilir, evet, bir noktada öyle denilebilir. Tamam, hiç bilmeyenler için GitHub nedir, nasıl bir platform? GitHub şöyle, hemen hızlıca anlatmaya çalışacağım, basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Lütfen. GitHub, normalde Git adlı bir açık kaynak yazılım var ve bu yazılım üzerine kurulmuş. Aslında internet üzerinde dosya alanı ve bizim yazılım ekipleri için, yazılım ekiplerinin birlikte çalışması için arayüz sunan bir sistem, bir platform aslında. Git dediğimiz ise bir yazılım ve bu bir versiyon kontrol sistemi. Peki versiyon kontrol sistemi ne diyecek olursanız, herhangi bir dosyanın aslında geçmişe yönelik tarihçesini tutabilen ve bu versiyonlar arasındaki geçişi sağlayan basit ama akıllı bir sistem ve bir açık kaynak bir sistem bu. Yazılımcılar bu özellik, yazılımcılar için olan bu özellik kodların tüm geçmişini saklamayı sağlıyor ve bu da aslında birlikte çalışmalarını ve hata durumlarını daha iyi yönetmelerini sağlıyor diye özetleyebilirim. Harika. Yazılım sonuçta binlerce satır kodun oluşuyor. Tabii. Belli bir zaman alıyor. O zaman aşamalarının aslında versiyonlardan herhalde onu kastediyorsunuz. Zaman aşamalarında, evet, yapılan çalışmaları bir arada görebileceğiniz, hangi tarihte neyi yaptığını, hangi ekibin hangi katkıyı verdiğini görebileceğiniz ortak bir çalışma alanı gibi diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çok daha iyi özetlediniz diyebilirim. Tam olarak dediğim gibi yazılımların kodlarının versiyon yönetimlerini sağlıyor ve aslında çok iyi özetlediniz. Bu aslında Git ve GitHub farklı şeyler. GitHub yazılım ekiplerinin uyumlu ve takip edilir şekilde çalışmasını sağlayan ayrı bir yazılım. Mesela yazdığınız bir kodda diyelim bir hata oluştu ve hızlıca eski versiyonuna geri getirmek istiyorsunuz. Çünkü eski versiyonu çalışıyordu. Dolayısıyla hızlıca eski versiyonuna geri getirebiliyorsunuz. Ya da bir hafta önceki haline getirebiliyorsunuz. Bir kod, yani bir dosya düşünün. Bir dosya içerisindeki tüm değişiklikler aşama aşama her değişiklik aslında kayıt altında tutulmuş oluyor. Bu da aslında bizim kodu üzerinde böyle endişelenmeden hızlı geçişler yapabilmemizi sağlıyor. Veya iki kişi aynı dosya üzerinde çalışıyor diyelim. Ve GitHub bu kodların hatasız şekilde birleştirilebilmesini sağlıyor. İki farklı, aynı dosyada iki farklı kod yazılmış olduğunu varsayalım. Bu iki kişinin yaptığı farklı kodlar GitHub sayesinde çok rahat şekilde birleştirilebiliyor. Dolayısıyla bizim, yani yazılımcıların süreçlerini basitleştiriyor diyebiliriz. Harika. Şeyi de söylediniz, ifade ettiniz. Bu bir proje devam ederken ve sona erdikten sonra bu platform üzerinde hatalarımızı da
görebiliyor muyuz? Çünkü yazılım mühendisleri bilirler ki çalıştıkları dosyalar bittikten sonra çalıştırmak isterler ve çeşitli platformlar onun hatalarını gösterir. Kendileri fiziken görürler veya o platform vasıtasıyla. GitHub'ın böyle bir özelliği var mı? Hataları da gösteren. GitHub direkt bu hatayı göstermek gibi bir durumu yok ama code review dediğimiz yani kod inceleme süreçleri, yani iki takım arkadaşı birlikte çalışıyor ve mesela bir yerde hata oldu. O hatanın neden olduğunu, neden kaynaklı olduğunu, hangi versiyon değişikliği nedeniyle bu hatanın oluştuğunu inceleyip hatta kod üzerinde yorum yazarak birbirleriyle tartışarak tamamen GitHub üzerinden tartışarak o sorunu çözebilirler. Ama tabii GitHub'ın bunun dışında ekstra özellikleri de var. Yani başka platformlara bağlanabiliyor. Bu söylediğiniz hata inceleme platformları GitHub'a bağlanarak sizin kodunuzdaki hataları bulabiliyor. Bunları da sağlıyor. Tabii bunlar da bizim için aslında çok zaman kazandıran özellikler diyebilirim. Çok önemli. Sosyal ağ derken aslında biraz önce siz de ifade ettiniz. Bu platform üzerinden aynı zamanda konuşabilme imkanı da var. İletişim kurma imkanı da var. Evet. Yani ekipler birbirleriyle, doğru mu? Şöyle yani GitHub açık kaynak projeler için bir çok önemli platform, onu söyleyeyim. Genellikle kod üzerinden, yani normalde hani Twitter'daki ya da diğer şeylerdeki gibi, sosyal medyalardaki gibi böyle bir feed akış durumu yok. Dolayısıyla böyle bir şey yapamıyorsunuz ama mesela başka birinin yazdığı bir açık kaynak projeye gidip hata bildirim yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kodun herhangi bir kısmına yorum yapabiliyorsunuz, düzeltme yapabiliyorsunuz, katkı yapabiliyorsunuz. Ve aslında sizin yaptığınız katkılar dünya çapında onu kullanan diğer yazılımcılar tarafından da kullanılmaya başlanıyor. Açık kaynak dünyasının böyle bir güzelliği var zaten. Geri bildirimler bırakabiliyorsunuz ve daha da geliştiriyorsunuz aynı şeyi, var olan projeyi. Evet, tam olarak zaten açık kaynak dediğimiz kavramın aslında özelliği bu. Bu çok güçlü bir şey yazılım dünyası için. GitHub'da açık kaynağın hani şu anda merkezi gibi bir konumda olduğu için çok önemli bir platform diyebiliriz. Harika. Yani. Aslında tam da soracağım soruya pas atmış oldunuz bir anlamda. Neden bu kadar son yıllarda popülerleşti? Pandeminin, uzaktan çalışmanın etkisi bunda olmuş olabilir mi? Yoksa gerçekten uzaktan çalışma olmadan önce de GitHub çok kıymetliydi, popülerdi diyebilir miyiz? GitHub çok eskiden beri popüler. Uzaktan çalışma da tabii ki çok daha önemli hale geldi ama her şeyden daha önce açık kaynak için bir merkez konumunda şu anda. Ve açık kaynak yazılım dünyası için şu an olmazsa olmaz bir kavram diyebiliriz. Çünkü bu yani bilim gibi kümülatif ilerleyen, böyle birikerek ilerleyen bir bilgi birikimi var ve insanlar bilgi birikimlerini aslında orada paylaşıyorlar. Daha önce çözdükleri sorunları, kod üzerinde çözdükleri sorunları insanlarla paylaşıyorlar ve siz aslında kendi geliştirdiğiniz, mesela şirketiniz için geliştirdiğiniz bir yazılımda aynı sorunu tekrar yaşamaktansa orada çözülmüş bir sorunu kendi kodunuz içerisinde kullanıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Açık kaynak bunu bize sağlıyor. Bu açıdan çok önemli. Bir diğer açıdan önemli noktası, hem öğrencilerin için hem de yazılım öğrenmek isteyen, hobi olarak öğrenmek isteyen insanlar için çok uğradıkları bir platform. Çünkü bazı şeyleri diğer insanların nasıl yazdığını görebiliyorlar. Bu da aslında insanların kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda sektörde çalışan insanların da daha hatalarla daha az boğuşmasını sağlayarak aslında bizim yazılım ekosisteminin daha iyi ve daha hatasız ürünler çıkarmasına neden oluyor. Böylece aslında hem sektör için hem öğrenciler için çok faydalı bir platform. Bu yüzden de önemli diyebilirim. Müthiş. Açık kaynağın felsefesinde de bu var sanırım. Böyle bir program da yapmıştık. Birileri bir sorunu çözdüyse ondan istifade etme. Çok güzel anlattınız. Bilginin büyümesi, paylaşılarak büyümesi. Adeta bir kar topu şeklinde. Ayrı zamanda hiç bilmeyenler için de bir öğrenme platformu da oluyor anladığım kadarıyla GitHub. Tabii ki. Evet. Tam olarak yani aslında öğrenebildiğinizde bir yer. Tabii birazcık öğrenme süresi var ama hızlıca öğrenilebildiğini düşünüyorum ben. Böyle bir search, yani arama ekranı var mı? Karşılaştığınız sorunların anahtar kelimelerini yazarak yoksa o devasa kütüphanenin içinde neyi nasıl bulabilirsiniz? Yani evet, aslında arama ekranı var. Birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Dile göre vesaireye göre kod, yani fonksiyon adı örneğin mesela kodlarda fonksiyonlar kullanılır. Bunların isimlerine göre tüm veri tabanında, yani GitHub'ın bütün veri tabanında arama yapabiliyorsunuz. Onun dışında ülke bazlı arama yapabilirsiniz. Yani birçok arama kriteri var.
Dolayısıyla aslında aradığınız şeyi hızlıca bulabiliyorsunuz. Bunun dışında zaten açık kaynak toplulukları aslında bu gibi yani yazılımları birbirleriyle paylaşıyorlar sürekli. Zaten GitHub'ın trending benzeri yani işte en popüler repolar, biz repo diyoruz bu dosyaların bulundukları projelere. O repoları zaten görüyorsunuz, hangi repolar daha popüler, hangileri daha çok kullanılıyor gibi bilgileri görüp zaten oradan aslında topluluk onu böyle doğal bir yöntemle içeride ilerletiyor ve biliyorsunuz aslında içine girdiğiniz zaman. Trend konular gibi yani konuşulan, en çok konuşulan, üzerinde çalışılan projeler gibi. Tabii açık kaynak projelerinde böyle trend olanları oluyor zaman zaman. Müthiş. Aynı konular gibi. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmek istiyorum. GitHub platformunu konuşuyoruz. Yazılım mühendisi Fatih Kadir Akın'la çok da akıcı ve keyifli oluyor. Bu platform tamamen ücretsiz mi? Yani iki anlamda. Hem kullanma anlamında hem de bir şehir efsanesi var. Onu da sormak isterim. Birçok programı ücretsiz buradan indirip makinalarınızı kurup kullanabilirsiniz ücret vermeden. O kadar açık kaynak yazılımlar var. Bu iki soruya nasıl cevap verirsiniz? Tabii şimdi şöyle, Git dediğimiz, dediğim gibi Git ve GitHub ayrı aslında yazılımlar. Git dediğimiz yapı açık kaynak, Linus Torvalds, Linux'u geliştiren geliştirici tarafından geliştirilmiş bir proje. GitHub ise Microsoft'un yakın dönemde satın aldığı bir özel bir şirket aslında. Dolayısıyla şimdi şöyle, GitHub'ın paralı olan kısımları elbette mevcut ama çoğunlukla açık kaynak kullanıcıları için çoğunlukla ücretsiz. Ama şirketiniz için özellikle bir sürü ekstra özellikler istiyorsanız, demin söylediğim gibi işte kodumu kontrol etsin, hataları test etsin vesaire gibi durumlar kullanmak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekebiliyor. Ama yine ücret ödemeden de kullanabileceğiniz birçok özellik mevcut. Söylediğiniz soruya gelecek olursak yani geliştiriciler hani oradaki açık kaynak projeleri zaten açık kaynak olmasından dolayı kendi bilgisayarlarını indirip gerçekten ücretsiz olarak kullanabilirler. Böyle bir şey doğru yani. Bunda bir engel yok çoğunlukla. Mesela o ücretsiz kullanabileceğiniz programların segmentasyonu, alanları neler? Hani gerçekten bir örneğin KOBİ, bir muhasebe programı bulup oradan indirip kullanabilir yani, mi? Tabii eğer birileri yapmışsa ve oraya koymuşsa kullanabilirsiniz. Ama son dönemlerde aslında mesela işte yapay zekayı falan çok görüyorsunuzdur. Böyle internetlerinde bu son dönem çok popüler oldu. Mesela orada birçok yapay zeka kütüphanesi vesaire, bu hani resim oluşturma mesela çok popüler şu sıra. Aslında onların çoğu açık kaynak olarak kullanabileceğiniz şeyler. Ama tabii biraz bilgi birikimi ve biraz kodlama bilgi gerekiyor. Herhangi bir kullanıcı böyle çok rahat şekilde kurup kullanamaz. Ama o tarz yazılımlar da mevcut. Yani çok fazla var. Çok segmentte var. Hani onun şeyini söyleyemiyorum hani ne kadar ucu bucağı yok diyebilirim yani. Çok fazla şey var. Devasa bir kütüphane olmuş durumda. Tahminen mesela ne kadar farklı alanda kod ve programcık vardır? Öyle bir sayı var mı? Yani sayı inanın ki veremiyorum. Çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok birikerek ilerleyen, küçüklüğü büyüklüğü. Yani tek bir fonksiyon bile bir repo olabiliyor. Ya da dediğiniz gibi kocaman bir ticaret sitesi kurmanız için gerekli olan tüm altyapı da bir proje olabiliyor. Dolayısıyla bunun gerçekten hani sayısal olarak bir veri yok elimde. Ama çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu GitHub'ı Microsoft satın aldı dediniz. Şu an Microsoft firmasının mı bu platform? Evet, şu anda Microsoft firmasına ait bir şirket. Yani alt şirketlerinden birisi oldu. Evet, o şekilde yani. Müthiş bir yatırım yapmış o anlamda. Evet. Kullanıcı sayısı belli mi? Şu an işte 500 milyon kullanıcısı var. Böyle bir rakam telaffuz edebilir miyiz? Yani benim elimde olan net bir bilgi yok. Hani ben biraz baktım aslında ama net böyle bir bilgi göremedim. Var yazan sayılar gördüm ama böyle elime net bir bilgi geçiremedim ama yani dünya üzerindeki hemen hemen tüm yazılımcıların ve yazılım şirketlerinin kullandığı bir araç diyebiliriz. Şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Hani Git zaten şey demiştik. Git açık kaynaklı oldu demiştik. GitHub'da bunun üzerine inşa edilmiş bir platform. GitHub benzeri yine açık kaynak olan Microsoft'un satın almadığı, daha kendi bilgisayarlarınızda kurup kullanabileceğiniz işte GitLab var mesela ya da başka platformlar da var. Bitbucket var, Codeberg var. Bunun gibi bir sürü aslında GitHub'a benzeyen ortamlar da var ama en popüler olanı GitHub. Ama dediğim gibi hani siz Microsoft ekosisteminde bir şeyler yapmak istemiyorsanız ya da
Kendi ben koduma önem veriyorum ve benim için kodum değerlidir. Ben bunu GitHub'ın ve Microsoft'un sunucularında saklamak istemiyorum diyorsanız, tamamen bunlardan bağımsız olan GitHub'a benzeyen platformlar da mevcut. Öyle bir risk mi görüyorsunuz son zamanlarda? Hani sosyal medya şirketleri ve veri merkezi şirketlerde bu risk var ya, hep konuşuluyor. Verilerimizi, kodlarımızı, kişisel bilgilerimizi veriyoruz. Onlar da bunu bir iş modeline dönüştürmüşler. Microsoft'un da böyle bir bundan bir hedefi var mı? İş yani modeli var şöyle, mı? Ben şahsi olarak böyle bir risk düşünmüyorum. Ama tabii ki bununla ilgili önemli, özellikle bu böyle hani güvenlik noktasında çok hassas olan şirketler bu konulara daha fazla dikkat edebiliyorlar. Ama zaten ben genellikle açık kaynak bir şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden GitHub'ı kullanıyorum ama dediğim gibi bu konuda hassasiyeti olan tabii ki çok fazla şirket ve insan var. Genellikle bu kişilerde GitHub'ı değil ama GitHub'a benzeyen bu tarz daha korunaklı, daha bağımsız yapıları tercih edebiliyorlar. Açıklıktan yana olan yazılımcılar, açıklık kültürüne inananlar zaten bilgilerin çoğalmasını istediği için sanırım bu şeye çok dikkat etmiyorlar veya önem vermiyorlar anladığım kadarıyla. Peki bir şey soracağım. Bunu sadece yazılımcılar mı kullanıyor bu platformu, yoksa başka disiplinlerden insanlar da kullanır mı? Aslında şu anda yani dünya üzerinde baktığımız zaman en çok yazılımcılar kullanıyor diyebiliriz ama yazılımcılar da aslında kendi alt alanlarında çok fazla bölündüler. Dolayısıyla çok fazla yazılımcı türü oluştu. Çok fazla, yani en fazla kullanan kesim yazılımcılar diyebiliriz ama aslında döküman yazanlar ya da çeviri yapanlar Git ve GitHub benzeri ürünleri kullanabilirler. Diyelim ki siz bir çevirmensiniz ve çeviri yapıyorsunuz. Yani işte bir kitap çeviriyorsunuz, ne bileyim bir film çeviriyorsunuz, bir şey çeviriyorsunuz ve yazdığınız o çevirilerin versiyonlanmasını istiyorsunuz. Geçmişe dönük içeriğinin tutulmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla Git kullanabilirsiniz bu çok önemli durumlarda. Ama tabii bunu sağlayan onlar için başka benzeri platformlarda olduğu için tercih etmiyor olabilirler ama ben kullanan ve yani döküman yazmakta özellikle kullanan insanlar gördüm ama en büyük kitle tabii ki yazılımcılar. Hı hı. Şöyle bir şey olabilir mi? Siz uzun yıllardır bu hem yazılım mühendisliği konusunda uzmanlığınız ve hem de GitHub kullanıcısı olarak, bu işin erbabı olarak, mesela gazeteciler için Twitter olmazsa olmaz, işte iş dünyasında beyaz yakalılar için LinkedIn olmazsa olmaz. Yazılımcılar için de, yazılım dünyası için de GitHub hesabı, profili olmayanlara başka bir gözle bakılır mı? Yani mutlaka olmazsa olmaz dediğiniz bir platform mu? Ya şöyle, bu konuda da işte demin söylediğim gibi hani işte GitHub'ın biraz daha özel bir yazılım olması ve bunun neticesinde işte kapalı Microsoft'un bir firması olması neticesinde tabii ki yazılım sektöründe de çok iyi yazılımcılar var ama işte GitHub kullanmayabiliyorlar. Ama bu onların Git kullanmadıkları ya da bir benzeri bir versiyon sistemi kullanmadıkları anlamına gelmeyebiliyor. Çoğu yazılımcı Git kullanıyor. Hani hemen hemen çok önemli bir konu ama olmayan ve çok iyi olan yazılımcılar da piyasada mevcut. Dolayısıyla çok böyle bunun net şekilde, yani çok önemli olmazsa olmaz yani diyebileceğim seviyede değil ama önemli olduğunu söyleyebilirim. Siz örneğin bir işe alım sürecinde genç bir adayın, yazılımcı adayının GitHub hesabına bakar mısınız? Hani mutlaka olmalıdır. CV'sinde yazıyorsa bu onun için artıdır. Evet, olması artıdır ama olmaması tabii ki bu eksi puan değildir. Onu söyleyebilirim. Çoğunlukla ya GitHub size işe alımla ilgili çok fikir verebilir. Eğer özellikle açık kaynak bir şey ürettiyse, bu insan nasıl kod yazıyor, bu insan diğer insanlarla nasıl etkileşim kuruyor vesaire gibi şeyleri, zaten açık kaynak projeleri varsa bunları görebiliyorsunuz. Bunlar artı puan yaratabiliyor. Ama hiç olmaması da aslında bir negatif etki yaratmıyor diyebilirim. Olursa iyi olur. İyi olur. Özetleyeyim. Son 15-20 saniyemiz kaldı. Türkiye GitHub'ta nasıl, hem ekosistem hem kullanıcı topluluğu anlamında? Şöyle, elimde Türkiye ile ilgili aslında güncel bir veri yok, sayı veremiyorum maalesef ama yazılım şirketlerinin hemen hemen tamamı GitHub kullanıyorlar ya da GitHub benzeri, demin de söylediğim gibi GitLab, Bitbucket vesaire gibi projelerden kullanıyorlar. GitHub da çok kullanılanlardan birisi. Harika. Onun dışında öğrenciler ve işi hobi olarak yapanlar da çok fazla kullanıyor. Bunu aslında öğrenmiş olduk. Hem özel sektör açısından hem de öğrenciler açısından çok kullanımının yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Süremizin sonuna geldik Fatih Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok soru sorduk, çok cevap aldık. Harika bir program oldu. Şeref verdiniz.
Ne demek, estağfurullah. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Bu programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.